Efendim oldu ki ekranı yeni açtınız, televizyonunuzu yeni açtınız. Şehrin Kadınları'nda, Az TV ekranlarında Şehrin Kadınları programında bu akşam Bursa'nın çok keyifli simalarından Sayın Zerrin Özgül'e konuğumuz ve onunla STK'lara değdiği noktada kaldı sohbetimiz. Buradan devam ediyoruz. Rotary'lerde bu şu anda Nilvak'ın işlettiği 1 milyon dolara mal olan binayı, engelliler rehabilitasyon merkezini hayata geçirdiniz. Evet. Sonra bu tabii böyle bir şey alınca bu hazzı yaşayınca zannedersem duramadınız. Evet. Tabii ben bu arada Rotary'de de bölgede de çok ciddi görevler aldım. Çok desteklerim oldu. Bölgeye de çok büyük faydalarım oldu. Fakat kendimi şöyle tanımlıyorum. Daha çok yardım ve topluma bir şeyleri yapmak, yani üst düzey görevlerden çok, yani Rotary'de de guvernörlük için bana gerçekten değerli guvernörlerimden çok teklif geldi. Yani yapmalısın diye. Fakat ben ondan çok toplumun içinde olmayı sevdiğimi fark ettim. Yani insanlara bir şeyleri yapıp, yani genelde de büyük fayda sağlayınca hani tek tek de mutlu oluyorum ama bir de genele bir şeyler verdiğimizde daha çok mutlu oluyoruz. Eğer bunu bir de arkadaşlıklar boyutunda sinerjiye çevirip öyle bir keyif çıkarırsanız o zaten müthiş bir şey oluyor. Zevkle gidiyorsunuz. Yani parasız çalıştırılma böyle bir şey. Bana zaten değerli bir abim demişti ki Rotary'de bütün arkadaşlarım böyle deli gibi çalışıyoruz hepimiz. Zerrin'cim dedi, eğer dedi sen bu insanları parasız bu kadar çalıştırıyorsan dedi, 7 üniversite bitirmeye bedel bir iş yapıyorsun demektir dedi. O bana o kadar onure edilmiş bir cümleydi ki, gerçekten baktığın zaman bu insanların hiçbir şey için bir menfaati yok. Niye bu kadar özverili çalışsınlar? İşte bu sevgiyi vermek, bu değeri, önemi, kıymeti vermek, işin aslında belki de en vurucu kısmı. Onların sıkıntılarında, onlardan önce onları arardım, ne oldu, hastaydın, nasıl oldun, şöyle mi oldun, işte onları o şekilde sevmek, aile olarak kabul etmek orada müthiş bir sinerji yaratıyor ve o sinerji ister istemez böyle şeylerde kendini gösteriyor. Yani her şey para değil. Rotary'den sonra, devam ediyor bu arada ama. Sonra benim annem Hasbak Başkanı'ydı. Oraya da ben öylesine hani faydam olsun diye gideyim dedim. O gidiş oldu. Oradaki ablalarımızın ısrarlarıyla bir anda kendimi orada da şube başkanı olarak buldum. Aslında hiç düşündüğüm bir şey değildi. Yani Rotary'den sonra da biraz yorulmuştum aslında. Şimdi tadını çıkartma tarafındaydım. Ama maalesef işte ruh öyle olunca duramıyorsunuz. Daha iyisini gördükçe daha iyisini yaptırmak istiyorsunuz. Yaptırmak isteyince de hadi gel yap diyorlar sana. Bir kez de dokunduktan sonra mutlu yüzleri görünce başka bir şeye gidiyor olay. O başka bir heyecan oluyor. Çok başka bir gerçekten heyecan gerçekten çok geliyor. Heyecan oluyor. İşte Hasbak'ta Bursa Şubesi Başkanlığı yaptım. Yaklaşık 5 yılda orada çok güzel işler yaptık. Orada da bir kan bağışı yaptık. 10 bin kişiye ulaştık. Bir Türkiye'nin ikinci Bursa'nın ilk kardiyak rehabilitasyon merkezini kurduk. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde. Uludağ Üniversitesi'ne çok faydalarımız oldu. Üniversiteli çocuklarımızın simülasyon merkezi, yani ameliyata hepsi giremediği için ameliyatı bilgisayarlarda yapan sistemlerin kamera sistemlerini kurduk. Yani tamamını yapma şansımız olamazdı da ama çok büyük bir şeyini hallettik. Beyin cerrahi servisinin bütün odalarını yeniledik. Yani anlatamam size. Acil servisi öyle çok yeniledik. Müthiş bireysel 30-40 tane tekerlekli sandalye bağışlamışızdır. Ki her birisi 4-5 bin lira para yapar. Bir sürü çocuk okuttuk. Anlatamam yani. Onlardan sonra da buradaki sinerjiyle ekibimizle dedik ki Bursa'ya özgü, Bursa'nın adı olan ve merkezi de Bursa'da olan bir yapılanma içine girelim. Hani artık Ankara'dan bağımlılığımızdan çıkalım. Ve böyle bir sinerjiyle aynı ekip daha da büyüyerek, daha da güçlenerek BUSADER, Bursa Sağlık ve Eğitim Gönülleri Derneği'ni kurduk. BUSADER kaç yıllık bir dernek? BUSADER 2017 Ağustos ayında kurulmuş bir dernek. İçeriğinde iş kadınları, doktorlar, avukatlar,
ve gönüllü insanlarımızın olduğu karma bir grup. Şu anda bizim yaklaşık 117 üyemiz var sanıyorum en son katılanlarla. Tabii bu arada izleyicilerimizin hemen dikkatini çekmek için vurguluyorum. Bu Sader'le ilgili bütün bilgileri ulaşabileceğiniz sosyal medya hesapları yine aynı isimle Bu Sader olarak geçiyor. Bu Sader geçiyor. Bursa olarak girdiklerinde bizim Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirler. Bundan da memnuniyet duyarız. Ve burada da biz şu anda yeni yapılanmalar tabii kolay olmuyor. İlk Anıtkabir'i ziyaretle başladık. Arkasından bu yapılanmamız ve yönetimimiz, kurumsal kimlik çok önemliydi. Kurumsal kimlik boyutuyla bütün komitelerimizle, yönetim kurulumuzla, denetleme kurulumuzla bütün yapılanmalarımızı bitirdikten sonra biz 62 çocuğumuza dokunduk. Her yıl 50 ya 50 ile başladık, bu yıl 60 ile devam eden çocuğa burs veriyoruz. Bu ciddi bir rakam. Ki çok ve yeni bir sadece, oluşumsunuz. Ve çoğunluğu da tıp fakültesi öğrencileri bunlar. Ve bununla da kalmıyoruz. Bu çocukları konularında uzman doktorlarla buluşturup ileride seçecekleri branşlarda uzmanlaştırmaya çalışıyoruz. O konularda seminerlerine giriyoruz. Bunların yapmış olduğu tıp kongrelerine destek veriyoruz ve tıp kongrelerinde onları sponsor olarak getirecekleri hocalardan, şunlardan, bunlardan destekler vererek onların bu kongrelerde daha da gelişimine katkı koyuyoruz. Yani o çocuklar şu anda bizim en önem verdiğimiz grubumuz. Onları sosyalleşmek ve toplum projelerine dahil etmek için başka aktiviteler düzenliyoruz. Yılbaşı programlarından işte sağlık söyleşilerine kadar kendilerini davet ediyoruz. Onların gelişimlerine büyük fayda koymaya çalışıyoruz. Hem eğitim konusunda bu sefer Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği. Dolayısıyla hem eğitim var içimizde hem sağlık var. İki ana konuyla mücadele vermeye çalışıyoruz. Ve biz valilikle daha bilimsel bir şekilde yol almak istedik ve bireyselden çok kitlesel projelerle ilerlemek istedik. Valiliğe dedik ki biz Avrupa Birliği projeleri yapmak istiyoruz ve bu projelerde de ülkemize hem kaynak yaratmak hem de dünyadaki sorunların farkına vararak önceden ülkemizde de bu sorunları paylaşmak istiyoruz. Bize yol gösterin. Bize dediler ki sevgili Arzu Erdi, her zaman ismini deklare etmekten memnuniyet duyduğum bir isimdir. Obezite projesini önerdi. Tüm dedi dünyanın ki, tüm dünyanın şu anda en büyük sorunu obezite. Yani bu obeziteyi işlerseniz insanları uyaralım ve gelecekte daha da kötü bir tablo bekliyor hepimize. Bunun önüne geçmek için sizin mücadeleniz de çok önemli dedi. Hay hay dedik. Biz hemen bunun araştırmasına girdik ve bu araştırmalarda obeziteyi 3 yönlü incelemeye karar verdik. Yani sadece sağlıklı beslenme değil, hareketli yaşamın önemi ve psikolojik sebepleri. Yani tecavüze uğramış insanların mesela daha çok obez olduğunu gördük. Travma yaşayanlar. Ailesi olmayan, evet, travma yaşayanlar ya da çok mutsuz olan insanlarda yeme alışkanlığı, yani yemeğe verdiklerini, sadece bununla mutlu olup içe döndüklerini gördük. Nasıl yanlış bir kanıdır? Kilolu insan neşelidir, işte hani daha keyfi yerindedir. Ya o da başka bir şey, yani o da başka bir boyutu. Ama psikolojisi bozuk olan insanların kimisi hiç yemiyor, yani o da var. Kimisi tamamen iştahtan kesiliyor ama çoğunluk daha çok yemekle, çünkü tek mutluluk kaynağı bu olmaya başlıyor. Yani hayattan kendini çekiyor. Benim tek mutluluğum yemek diyor. Yani yemekle mutlu olduğu için de otomatikman kilo alıyor. Böylece de obezite orada da daha fazla artıyor. Hareketsiz, maalesef çok hareketsiz bir toplumuz. Biz Avrasya Maratonu'na, Eker koşularına, işte günlük yürüyüş hareketlerine katılarak hep örnekleme yaptık. Halkı bu anlamda hareketli yaşama teşvik etmeye çalıştık. Sağlıklı atıştırmalıklardan tutun, sağlıklı besinlerin her yerde workshoplarını, tanıtımlarını yaptık. AVM'lerde bunları tanıttık. Daha da ileri gittik, İstanbul'da bunları tanıttık. Ve Aşk ve Kalori diye bir tiyatro oyunu da sevgili İzledim. Ayşe Alagöz'ün
yazdığı oyunda çok ses getirdi. O da gene obeziteyi dikkat çeken, farkındalık yaratan bir projeydi. İstanbul'da şu anda bir şubeleşme durumundayız. Yani bu şubede olabilir, Özerk ama aynı frekansta bir kurumda olabilir. Yapılan yani şu anda yani. O yapının biçimini, modelini tam oturtmamakla beraber öyle bir talep var oradan. Çok ya ciddi bir talep var. Buseder İstanbul'da da şube kuruyor. Evet, bir Bursa Derneği. İstanbul olabilir. Evet. Buseder, yani bunlar çok istenen şeyler de tabii ki her şey bir anda olsun da istemiyoruz. Biraz daha sindirese. Mesela şu anda bize üye olmak isteyen çok insanlar var. Ve çok kıymetli insanlar var. Ama biraz daha içimizi sindire sindire, yani üye olsun, nerede gördüm ben seni olmasın, yani onu hep mutlaka içimize alalım, onu belli bir komitede değerlendirelim tarzında düşündüğümüz için biraz daha yavaş yavaş adım adım ilerlemeyi tercih ediyoruz. O yüzden bu projelerin hepsi hayata geçecek ama bir süreç alacak ve bütün arkadaşlarımız çok kıymetli, hepsi birbirinden değerli meslekleri olan ve kendilerini topluma adamış insanlar, artık hani belli seviyede olup artık toplum için bir şeyler mücadele vermeye çalışan insanlar. Ve baktığınız zaman bu sirkülasyonla yıllarca çok güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Ya yani ben daha fazla detaya girmek istemiyorum. Çok burada da çok işler yaptık. Yani iki sene yani bir daha derneğin, yeni oldu. Evet, iki sene daha İstanbul'da yeni oldu. İstanbul'da şubesinden konuşuyoruz şu anda ama burada en keyif aldığım noktalardan bir tanesi yapılan işlerle birlikte Buseder, bir Bursa Derneği'nin de bu kadar dünyayı ilgilendiren konularla ilgili Türkiye sathında çalışma yapıyor olması. Zerrin Hanım, çok keyifli bir sohbet. Vallahi kesmek de istemiyorum, bölmek de istemiyorum ama en başında söyledim ben arada sırıtırım falan diye. Estağfurullah. Ben şunu rica etmek istiyorum sizden. Çok keyifli bir iş yaşamından, çok güzel bir aile hayatından, çok inançla ve sevgiyle değdiğiniz bütün insanlardan bahsettik. Ama birçok genç kızımızın birçok belki de yıllarını bir noktada tutup artık bir şeyler yapmak isteyen kadınımızın da rol modellerine, ilham kaynaklarına ihtiyacı var. Onlar için de şöyle birkaç cümle almak istiyorum ben sizden. Hayata dair bir kadına, size gelsem ben desem ki, ya Zerrin Hanım, ben hayatıma dair bir şeyleri değiştirmek, gerçekleştirmek, yapmak, en önemlisi kendime inanmak istiyorum. Bana ne söylersiniz? Onlara şunu söylemek isterim. Özellikle bir içsel yolculuklarına çıksınlar. Yani ben neyi seviyorum? Neyi yaparsam iyi yapıyorum? Bir kere bunu bir kendilerinin keşfetmesi lazım. Ya bunu deneme yanılma yoluyla yapacaklar. İlk başta üzülebilirler. Bundan sakın motivasyonları düşmesin. Ama birincisi hayal kurmaları. İkincisi o hayali içinde hissetmeleri. Yani ben mesela girişimci olacağım dedim. Yani illa ben şunu alacağım, şunu satacağım demedim. Ben dedim, kendi işim olmalı. Önce bir bununla yola çıktım. Ticaret yapmalıyım dedim. Ticareti sevdiğimi keşfettim. Ve arkasından hayal kurdum. Ben Bursa'nın en iyi şu firmasının şu sektöründe çalışan, sahibi olan bir insan olacağım dedim. Ve hakikaten başardım. Yani hayal edip hedef koymanız gerekiyor. Ve o hayaliniz de içinizde istediğiniz ve yapacağınıza inandığınız bir konu olması gerekiyor. Nedir bu? Mesela ben arkadaşlarıma zaten hiç önerilerimde durmam. Hiç rahat durmam yani. Falanca arkadaşımı görürüm. Arkadaşım bak sen tasarım konusunda, kıyafet tasarımı konusunda çok başarılısın. Bu konuda mutlaka bir girişimde bulunup bir yer açmalısın. Bunu mutlaka dene. Öbürüne işte sen sağlıkta çok başarılısın. Sağlığın şu sektöründe hiç çalışmayı düşünmedin mi? Bir başkasına hep bunları söylerim. Yani gördüğüm her şeyi söylerim, yakalarım. Veya derim ki ya arkadaşım sen sakın ticaret yapma. Çünkü senin bu yönün çok zayıf, batırırsın. Ama enerjin çok yüksek. Müthiş bir enerjiye sahipsin. Hani öyle bir partnerin oluşursa şu sektörde müthiş ilerlersin. Bir başkası organizasyon yapıyor mesela. Göz zevki çok güzel ya da ne bileyim teknik kafası çok iyi. Yani bunu insanlar kendi içlerinde mutlaka bulurlar. Zor bir şey değil bu. Yani zaten otomatikman hayatta yaşarken neyi sevdiklerini, çünkü bir şeyi severek yaptığınız zaman orada başarı kaçınılmaz oluyor. Hedefinizi koyacaksınız, hayal kuracaksınız ve korkmayacaksınız. Yani hayat cesurlara torpil geçer diye çok beğendiğim bir
atasözü var. Cesaret, inanın bana, başarının %50'si yani. Ve bunun da yaşı yok. Hiç yaşı yok. Geç benim annem 45 yaşında ev kadınıyken iş kadını oldu. O da benim gibi 7 tane mi 8 tane mi onda ev projesi bitirdi. İnşaatçı oldu. Ve meclise konu oldu. Yani mecliste ne kadar başarı, bu nasıl gelen bir başarı diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet edilmiş bir kadın. Bunun güzel. Sonu yok. Şu anda 78 yaşında hala çalışıyor. Anladım, hala çalışıyor. Maşallah. Yazlıklar yapıyor. Hiçbir şey bulmasa yöneticilik yapıyor. Yani insanın içinden gelen bir şey bu. Çalışmak çok keyifli. Yani çalışmak her bakımdan çok keyifli. Hem başkalarına da yolu açıyorsunuz. Başka insanlara mutlaka dokunuyorsunuz. Ve kendinizi işe yarar hissediyorsunuz. Çalışmanın keyfi hiçbir yerde yok. İster topluma çalışın, ister parasız çalışın, ister paralı çalışın. Ama çalışın. Hani oturmayın. Tüketiciliği ben hiç sevmiyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Benim için de öyleydi. Çok teşekkür ederim. İnşallah bir kez daha, ben hep söylüyorum, bir kez daha yeni projelerle ağırlama şansım olacak. Bu projelerin gittiği noktaları tabii tekrar ki, dinleme tabii şansım ki. Olacak. Sevgili Zerrin Özgül'e, ayağınıza, ağzınıza, hayatınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Yaşadıklarınızı paylaşmanız bizim için de gurur vesilesiydi. Ben çok de mersi. Sizi ayrıca tebrik etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bu programı davet ettiğinizde oturup gerisin geri bir bakayım neler yapılmış diye bir görmek istedim. Ve şehrin kadınları anlamında çok güzel bir konuya dokunmuşsunuz. Siz de bu konuda çok başarılı buldum. Ve önemli ve kıymetli bir iş yapıyorsunuz. İnsanlara hem rol modeller gösteriyorsunuz hem de hakikaten bu işi teşvik edebiliyorsunuz. Bunlar toplumumuza bunlar da çok büyük fayda. Kadın... Yani herkesin yapacağı çok büyük faydalardan birini de siz yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim ama ben çok fazla uğraşmıyorum. Çünkü yapmışları ağırlamak zaman zaman inanın bana da şey hissettiriyor. Daha hala bir şeyler yapılabilir. Tabii sakın ki. Vazgeçme. O nedenle kişisel anlamda bunu söyleyebilirim. Çok tabii teşekkür ki. Ederim tabii ama ki. Bu sizin başarınız. Ben de aslında izleyicilerimle beraber feyz alanlardan hayallerini gerçekleştirmek için vazgeçmemek gerektiğini sürekli sayenize tekrarlayanlardan biri oluyorum. Tekrar teşekkür çok ediyorum. Ağzınıza sağlık. Efendim böyle güzel ve böyle keyifli sohbetleri biz her hafta AzTV ekranlarında Şehrin Kadınları'nda gerçekleştiriyoruz. Ve biz de sizi tekrar önümüzdeki haftada görmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyoruz.